Başakşehir Belediyesi Ramazan etkinliklerini 5 ayrı noktada gerçekleştiriyor. Eğlence değil etkinlik ifadesini özellikle kullanan belediye Ramazan'ın manevi havasına uygun bir havada hizmet veriyor. Ramazan'ın ulvi havasını halkına yaşatmayı gaye edinen Başakşehir Belediyesi her yaştan insanın katıldığı etkinliklere imza atıyor. Başakşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, etkinlik alanlarından birisi olan Sular Vadisi'ne İstanbul dışından bile gelenlerin olduğunu söyledi. Ramazan deyince sadece bir panayır akla gelmemeli. Ramazan deyince bir manevi ruhu var. Etkinlik de buna uygun olmalı. Biz tabii 5 bölgemizde bunu yapıyoruz. Özellikle orta bölgemizde Şahintepe, Güvercintepe'de orada yöresel sanatçılarımız vesaire çıkıyor ama Sular Vadisi'nde sadece biz eğer bir sanatçımız gelecekse tasavvuf musikisi üzerinde yapıyoruz diğer şeyleri. Ramazan'ın böyle ruhunu burada yansıtacak faaliyetler yapıyoruz. Yazar Sibel Eraslan'sa yüce şahsiyetlerin anıldığı söyleşi programında Hazreti Meryem'i anlattı. Bakın çocuklarımıza çok verdiğimiz bir isimdir Meryem. İnşallah bizim Meryemlerimiz de bu toplumun vakar, iffet, akıl, zeka, izan, kudret timsali olsunlar inşallah. Kur'an-ı Kerim'in bize emrettiği gibi Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın bize efendim vasiyet ettiği gibi çok severdi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Meryem'i. Etkinlik alanlarının bir diğeri ise Kayaşehir. Kayaşehir'deki halksa Ahmet Özhan'ın sesinden en güzel ilahi eserleri dinledi. Başakşehir Ramazan etkinlikleri çerçevesinde büyüklere yönelik programların yanı sıra çocuklar için de eğlenceli gösteriler yer alıyor. Değerli izleyiciler, sıcak hava oruçla birleşince Müslümanlar hayli zorlu günler geçirir.